Merhaba. Tinklink ve çalışmalarımızdaki dosyalar üstünde yarattığımız çalışmalar üstünde neler yapabiliriz? Şimdi ona bakalım. Ana ekranıma girdiğim zaman burada benim yaratmış olduğum çalışmalar duruyor. İstediğimin üstüne geldiğimde bakın bana aşağıda burada kaç kişi tarafından görülmüş onun bilgisi var. Hemen üstüne tıklıyorum yanındaki 3 noktaya. Edit dersem düzenleme ekranını açarım. Settings dersem ayarları ve title burada istediğim başlığı yazarım. Gizlilik ayarları My Organization Public Unlisted Private özel. Sadece linkle herkese açık public ve benim kurumum My Organization istediğim şekilde ayarlarımı değiştiririm. Publish dersem yaptığım çalışmayı bana paylaşır. İnternette paylaşım linkini verir. Burada embedded medya gömülü. Yani bu şu demek. Ben bu kodu alırsam HTML kodu olan bir bloğuma, bir web sayfanın içine oldurup yapıştırırsam o zaman benim Tinklink'teki çalışma o benim sitemin içine gömülü olarak gelir. Kişilerin bir daha Tinklink'e girip oradan açmasına gerek kalmaz. Otomatikman sitemin içinden bu bilgiye erişir. Share link dersem kendi paylaşımımı almış olurum. Yani bu yaptığım çalışmayı ki biz öğrencilerimize verirken burada share linki kullanıyor olmalıyız. Publish to social'da sosyal medya platformlarına doğrudan doğruya bakın Teams, Google Classroom, Facebook vesaire aşağıda bilgileri var gider. Download offline dersem internet erişim olmayan olmasa dahi Tinklink çalışmalarımı bilgisayarım da muhafaza edebilirim ama bunun için upgrade account diyor. Yani ücretli versiyonda yapıyor olması lazım. Ve dersle ilgili buradan kendisine istediği bağış miktarı şu anda bizim için önemli olanları göstermiş olduk. 3 noktaya tıklıyorum tekrardan. Post the collection. Eğer ki ben çok fazla çalışmalarım olduğunu düşünün. Hemen hesabımda aşağıda collections. Bakın burada artıya tıklarım ve artıya tıklayarak yeni bir koleksiyon açayım. Ne diyeyim? Tarih konusu. İşte tarih uygun yaptım. Çalışmaları koleksiyonda toplayacağım. Altını yaptım. İşte coğrafya. Diyelim ki coğrafya yaptığım çalışmalarda aşağıda burada olacak. Ben şimdi bunu tıklarsam ve bunu post the collection tarih dersem bakın bunu ilgili yerinin içine atmış olacak. Ben şimdi tarih koleksiyonuma baktığımda onun içine de eklediğim diğer çalışmalarım da gelecekti. Böylece grupluyorum aslında yapmış olduğum çalışmaları. İstatistik yaptığımız çalışmaya nasıl erişim olmuş? En son nasıl, kaç tık olmuş? Kimler bakmış vesaire? Ay ay bana sistemin kendi verdiği gördüğünüz gibi istatistik bilgiler mevcut. Klon'da da yapmış olduğum çalışmayı klonluyor. Yani bir kopyasını daha alıyor bana. İstersen bakın hemen kopyasını aldı ve ben bu çalışmanın üstünde işlem yapabilirim. Hemen tıklayayım. Neredeydik? Replace background. Ben tıklarsam replace background'ı ve dosyayı da açarsam o yapmış olduğum çalışmada arka planım buydu ya. Diyelim ki onu kaldıracağım. Arka planımı bu resim yap. Hemen bakalım ve açsın bana. Gördüğünüz gibi üstüne de tıkladım. Benim yaptığım üstüne eklediklerim duruyor ama arka plandaki resim olduğu gibi değişti. Evet, güzel. Ben şimdi geri döndüm. 3 noktaya tıkladım. Silmek istersem de şuradan sileyim. Delete dersem, remove dersem de bu çalışmamı silmiş olacak. Ana arayüzümde dosyayla ilgili yapabileceğim işlemlerim benim bunlar.